Hamur'un iç boşluğu, Türkiye'deki şeyin başlığı da hayaller ve gerçekler. Meşhur bir söz vardı, gençler arasında hayaller Paris, gerçekler Güngören diyorlar. Şimdi bizim gerçeklerimizi burada görüyoruz. 2001'de 125 milyar lira olan kamunun iç borcu 665 milyara gelmiş 2018 yılının sonunda. 2023'te bu eğri, bu grafik bu şekilde devam ederse 920 milyar yani 1 trilyona kadar çıkacak. Ne demek bu? Bu iktidar döneminde kamunun iç borcu 5 misli artmış. Diğer bir sonrakine geçelim. Bu kamunun dış borcu 2001'de 47 milyar dolar, en ağır ekonomik krizin olduğu dönemdeki borç bu 2001. Sonrasında hemen 2002'de AK Parti iktidarı geliyor. Yani 55-60 milyar dolardan almış, 140 milyar dolara çıkarmış kamunun sadece dış borcu. 2023'te grafik bu şekilde bu hızla artmaya devam ederse 162 milyar dolara çıkacak. 2023 hedefleri bunlar. Bir sonrakine geçelim. Borç stokunun bütün içerisindeki payları nedir? Hani onlar da gelecek zaten tabii. Bu da kamunun toplam borç stoğu. 189 milyar liradan başlamış. 1170 milyar yani 1.17 trilyon liraya çıkmış kamunun toplam borç stoğu, iç ve dış borç dahil. Grafik bu şekilde devam ederse 2023'te 2 trilyon liraya aşacak kamunun toplam borcu. Bir sonrakine geçelim. Özel sektörün dış borcu 2001'de 42 milyar dolar, 2002'de hadi 50 veya 60 milyar dolar olsun. Buradan başlamış, bu iktidar döneminde 300 milyar dolara kadar çıkmış. 2018 sonunda 298 milyar dolar, 300 milyar dolar demektir. Özel sektörün dış borcu 405'e gidecek 2023'te eğer bu trend devam ederse. Bir sonrakine gelelim. Onun slide numarası 6 galiba, değil mi? Evet. Bu toplam dış borç stoğu Türkiye'nin 113 milyar dolardan 445 milyar dolara gelmiş. Şimdi yıllarca dediler ki IMF'ye borcumuzu ödedik. Evet, doğru söylüyorsun. IMF'ye 25 milyar dolar borç ödedin. Diğer aldığın borçlar burada. Bütün borcunu ödeyip kapatmış olsan, bu böyle lanse edildi. Bütün borcunu ödeyip kapatmış olsan hükümet olarak her sene 30 milyar dolar faiz niye ödüyorsun? Daha dün Sayın Cumhurbaşkanı... Borç olmayan yerde faiz mi olur? Şöyle mi?